Sanırım bunu imzalamanı istiyorlar. Bu nasıl geldi buraya? Onun bir önemi yok. Önemli olan benim ne diyeceğim. Murat, ben kararımda ciddiyim. Ben de ciddiyim Hasret. Şu an bu sözleşmeyi imzalayamazsın. Sadece 2 gün istiyorum senden. 2 gün mü? Evet. 2 gün. 2 gün sonra istediğini yapmakta serbestsin. Ama o zamana kadar bu sözleşme bende kalacak. 2 gün sonra ne olacak? 2 gün sabredeceksin. Bravo. Ay, teşekkür ederim. Bravo Nakiş. Siz Nakiye Şerbetçi, iyi günde, kötü günde... Evet! Dur kızım, bitirmedim daha. Evet, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta... Sayın Atilla oğlu Şevket'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Nakiye evet desene. Şimdi mi? Hadi. Evet, ediyorum. Siz de şahitler olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de o zaman sizleri karı koca ilan ediyorum. Ayağına bas Nakiş. Tebrik ederim. Bravo. Bravo. Güzel bir nikah oldu ama değil mi? Bizim düğünümüz de fena değildi ama. O kadar sene geçti ki üstünde. Aynı şarkıyla tam 14 kere dans ettiğimizi unutmadın umarım. Ne oluyor Rete? Benimle dans eder misin? Aynı şarkıyla 15. dans. Müziğimiz yok. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen konuşmuyorsun. Bir şey mi oldu yoksa? Yok. Ne olmuş olabilir ki? Bilmem. Yarın akşam için çok heyecanlıyım. Bence çok güzel bir gece olacak. Geçen sene de bu organizasyona katılmıştık. Ama benden kaynaklanan nedenlerden dolayı ben piyano çalmıştım ve Hasret benden sonra şarkısını söylemişti. Ama bu gece bu harika konseri sunan çocuklarımıza ve tabii ki siz konuklara birlikte bir parça söylemek istiyoruz.
hatırladın mı? Hatırlamak istemiyorum. Bir an önce çıkabilir miyiz buradan? Burada sana haksızlık ettim Hasret. Murat, neden yapıyorsun bunu? Tamam, boş ver. Hadi çıkalım artık buradan. Sana yaptığım bu haksızlığı unutturmak istiyorum. Niye durdun? Seni çok üzmüştüm, hatırlıyor musun? Sen ağlayıp dururken tek bir kelime bile etmemiştim. Hatırlamak istemiyorum. Murat, neden yapıyorsun? Benim kötü yanlarım çoktur. Acımasız davranışlarım vardır. Ama bunların yanında iyi tarafım da var. Adaletli olmam. Buna gayret etmem. Sana yaşattığım o acının, o üzüntünün aynısını yapma fırsatını veriyorum sana. İstemiyorum Murat. Gidelim artık. Şimdi senin de beni üzme hakkın var. Hayatımı alt üst edebilirsin. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Çıkalım artık buradan. Her şey senin elinde. Benden o gecenin ve tüm hatalarının intikamını bir saniyede alabilirsin. Ya da bir cevabınla beni dünyanın en mutlu adamı edebilirsin. Hasret. Benimle evlenir misin?